Pakistan Milli Günü'nün 78. yıl dönümü Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğindeki kutlamaya hükümet adına Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ katıldı. Kutlamada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarıyla başkentteki misyon şefleri ve askeri ateşeler de yer aldı. Çok sayıda siyasinin de katıldığı etkinlikte Ulusal Kanal Ankara temsilcisi Eray Çelebi ve Aydınlık Gazetesi Ankara Haber Müdürü Erdem Atay da vardı. Pakistan halkının bu güzel gününü Türk milleti adına tebrik ediyor. Kutlamada konuşan Pakistan Ankara Büyükelçisi Muhammed Siru Seccat Gazi, Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluğa dikkat çekti. Bu öyle kalpten kalbe ilişki ki zaman içinde sınırları ve coğrafyaları aştı diyen Gazi, iki ülkenin her zaman birbirinin yanında durmaya ve desteklemeye devam edeceğini söyledi. Büyükelçinin ardından kürsüye Savunma Bakanı Canikli geldi. Canikli, savunma sanayi dahil birçok alanda Pakistan'la yakın işbirliği içinde olduklarını söyledi. Savunma sanayi alanında da Pakistan'la çok özel, önemli, kritik projeleri birlikte yürütmeye ve sonuçlandırmaya çalışıyoruz. Konuşmaların ardından Profesör Doktor Oya Akgönenç'e Pakistan-Türkiye ilişkilerine verdiği hizmetlerden dolayı Pakistan'ın prestijli ödülü olan Tamga-e İmtiyaz nişanı sunuldu. Bu arada İstanbul'daki 15 Temmuz şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri Milli Gün nedeniyle Pakistan bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı.